Samsun'un Terme ilçesi Kozluk mahallesine yapılması planlanan kömürlü termik santrallere karşı vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının mücadelesi devam ediyor. Mehmet Özmen, Çamlıca Mahalle Muhtarı. Çamlıca'mız aynı zamanda organik tarım vadisidir. Kül deposu olarak planlanan bölgedir. Kesinlikle Burak Termik Santralı kül deposu olarak bu bölgeye kesinlikle sokmayacağız. Canımız pahasına da olsa. Ben Kozluk Muhtarı Mehmet Yiğit. Biz de santralinin yapılmasını istemiyoruz. Başkanımız da bizi destekliyor, yapılmasını istemiyor. Halkla beraber bu inşallah bu santrali yaptırmayacağız. Terme Çevre Platformu dönem sözcüsü Avukat Hasan Demir, TERÇEP'in bütün sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesiyle termik santrale karşı bir duruş sergileyen bir sivil toplum platformu olduğunu belirtti. Terme Çevre Platformu bütün termedeki sivil toplum örgütlerinin bir araya gelmesiyle termik santrale karşı bir duruş sergileyen bir sivil toplum platformudur. Ve bu sivil toplum platformu ve terme halkı olarak termenin zehirden kurtulması için, çocuklarımızın zehirlenmemesi için, gelecekte sağlıklı bir neslimiz olsun diye bu mücadeleye devam edeceğiz. Burada yatırım yapmak isteyen, çevreyi kirletecek, bize göre kirli yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcılara sesleniyorum. Boşa heveslenmeyin. Terme birlik halinde bir milli mücadele ruhuyla bu termenin kirlenmesine karşı çıkacaktır. Terme turizm kentidir. Terme zehir soluyan bir şehir olmayacak. Turizm şehri olacaktır. Bunun için terme halkı gerekli her türlü mücadeleyi verecek. Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Dinç ise 76 muhtarımız, 76 mahallemiz var. Onları temsilen platformun yanındayız dedi. Burada biz şunu kısaca söylemek istiyorum. Biz gerekirse canımızı vereceğiz ama bu termik santrali buraya yaptırmayacağız. Terme Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Kan burada. Gençliğimiz için, geleceğimiz için termik santrale hayır diyoruz ve her türlü desteği veriyoruz dedi. Yani gençliğimiz için, geleceğimiz için bu santrale hayır diyoruz. Başkanımıza her türlü desteğimizi veriyoruz.